Tedavideki amaç omurganın dondurulması, füzyon dediğimiz sabitlenmesidir. Kullandığımız implantlar bize bu sabitlenme süreci boyunca omurgayı bir arada tutmak için yardımcı olur. Eğer omurga donmuşsa, yani o füzyon dediğimiz olayı sağlayabilmişsek, ameliyat yapılan yerde bundan sonra herhangi bir skolyoz oluşmasını beklemeyiz. Veyahut da geri kalan eğriliğin daha da fazla ilerlemesini beklemeyiz. Ama bu füzyon işlemi gerçekleşmediyse o zaman ameliyat yapılan yerde ilerleme olabilir. Bunun dışında özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda bazen 2 tane eğrilik varken bunlardan sadece ana eğriliği, özellikle de sırttaki eğriliği ameliyat edip beldeki eğriliğin ise hareketi kısıtlamamak için ameliyatını gerçekleştirmiyoruz. Bazı durumlarda işte bu beldeki eğriliklerinde ilerleme gibi bir potansiyeli, yani ameliyat yaptığımız yerin altındaki eğriliğin ilerleme potansiyeli olabiliyor ama bu da son derece nadir görülüyor.